Sayın Ahmet Davutoğlu'na soruyorum demiş. Dört eski bakanın Yüce Divan sürecinde herhangi bir siyasinin soruşturma komisyonuna müdahalesi oldu mu diye sormuş. Çok kısa bir yanıt rica edeyim efendim buraya. Soruşturma komisyonu benim başbakanımdan önce oluşmuş bir soruşturma komisyonuydu. Yani 17-25 Aralık'tan sonra topluma güven vermek için o zaman Sayın Erdoğan başbakandı ve onun direktifiyle oluşmuş bir komisyondu. Ben başbakanlığı devraldıktan sonra bu komisyon çalışmalarını belli bir aşamaya getirdiğinde bana sunulan tavrım açık oldu, artık bunu kamuoyu da biliyor. Orada bulunan 9 AK Partili, hepsi de hukukçu üye ve komisyon başkanı, doğru yolun olması gereken bu arkadaşlarımızın Yüce Divan'da aklanması olduğu yönünde kanaat beyan ettiler. Yani oradan gelen kanaat bu yöndeydi. Benim de kanaatim bu yöndeydi. Sadece bu arkadaşların suçlanması anlamına gelmiyordu bu. Yani bir insanın bir şekilde bir durumu vuzuğa kavuşturmak üzere mahkemeye başvurması illa suçlu olduğu anlamına da gelmez. Suçlu olduğuna inanırsınız, inanmazsınız. Tabii. Ama o zaman da arkadaşlarıma söylemiştim. Eğer bu davada siz çıkıp aklanırsanız mesele kapanır. Masum olduğunuza inanırsınız, aklanırsınız. Bu davadan kaçınılırsa hayat boyu bu dava sizi takip eder dedim. Nitekim Amerika'ya kadar gidecek şekilde takip ediyor. Bana karşı hatırlarsanız çok sert bir eleştiri oldu. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı dolandırıcı gibi ifade kullandı. Evet. Ben de ne dedim? Mecliste bir soruşturma komisyonu kurun. Bütün geçmiş devlet görevlilerinin ve bugünkü devlet görevlilerinin, üst makamların hakkında mal varlığı. Nihayet bir insan dolandırılmışsa niye yapar bunu? Cebine bir para girsin diye veya bir yere. Eğer benim mal varlığımda bir artış varsa, çevremin mal varlığında izah edilemeyen bir artış varsa bir şüphe ortaya çıkabilir. Ama ben kendimden eminim. Ne dedim ben? Buyurun dedim, araştırın. Ama herkesinki araştırılsın ve temiz siyaset dönemi başlasın dedim. O zaman da bunu söyledim. Ve şunu söyleyeyim. Kardeşim olsa kolunu kırarım dediğim, bugün de aynı şeyi söylüyorum. Biz siyasiler olarak kendi hesabımızı halk önünde vermekten çekinirsek halk bize güven duymaz. O ağır ithamı duyduğumda ürperdim ben Sayın Cumhurbaşkanı. Ürperdim. Nasıl düşünür böyle bir şeyi? Nasıl? Ve sadece benimle ilgili değil. Onlar bu şekilde çıkıp konuşmadı ama Sayın Babacan'ı ve Sayın Mehmet Şimşek'i de savunarak söyledi. Evet, çünkü onların da ben hayat tarzlarını biliyorum. Şimdi burada ilkesel bir pozisyon belirlemek lazım. Sihirli kelime nedir biliyor musunuz? Şeffaflık. Şeffaf olacaksınız. Sistem şeffaf olacak. Herkes kendisiyle ilgili bir iddia olduğunda şeffaf bir şekilde tartışılacak. Ama belli isimler için bu düşünülür, başka isimler için düşünülmezse sisteme güven kalmaz. Ben o dört arkadaşla bakanlık da yaptım. O komisyonu ben kurmadım tekrar. Onların hepsi daha sonra bana neredeyse düşman haline dönüştürüldü arkadaşlar. Ben onların iyiliği için söyledim. Yani Yüce Divan'a gitmelerini, kendileri gitmelerinin daha doğru olacağını, ben onların yanında olsam ve masum olduğuma inanıyor isem giderdim. O komisyonu Sayın Erdoğan kurdurdu. Eğer yanlış ise komisyon kurulması, kurulmamalıydı. Eğer doğruysa komisyon, meclise saygı gereği o komisyonda oluşan kanaatin ne yöndeyse o tecelli etmeli diye söyledim. Öyle yapmış olsalardı muhtemelen bugün o dosya kapanmış olurdu eğer gerçekten masumiyetlerine kendileri de inanıyorlarsa, ki inanıyorlardı. Ben bilmiyorum. Evet. O zaman da söyledim arkadaşlarıma. Ben bu dosyaları, ben hakim değilim. Hı hı. Ben bu dosyaları bilmiyorum. Neyse. Doğru mudur, değil midir? Ben sizin için iyi dedim. Ha, bir kanaat bende hasıl olduğundaysa kusura bakmasınlar. Kamu malı olduğunda başka hiçbir şey görmem. Kendim için de bu geçerli. Huzur, güven gelecek. Doğruyu söyleyecek. Halkı ile güçlenir daima.